Buyurun. Zeynep. Evet. Müsaitsen seninle konuşmak isterim. Sana güzel bir teklifimiz var. Pardon, siz kimsiniz? Figen Kileci. Küllerinden doğmaya hazır mısın? Anka kuşu. Efendim, öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Zeynep kızım, Figen Hanım'ı içeri davet etsene sen. Ev pek misafir ağırlayacak gibi değil ya baba. Ayrıca sizinle konuşacak bir şeyimiz olduğunu ben pek düşünmüyorum. Yani benim torun birazcık ortalığı dağıtmış da ondan böyle söylüyor bizim kız. Söyleyeceklerimi bir dinlersen sevinirim Zeynep'ciğim. 5 dakika dinle. Hatırım için. Böyle zamanlarda biraz şaşkınlığı tutuyor. Kusuruna bakmayın lütfen. Figen Hanım lütfen siz buyurun içeri böyle. Sizin, buyurun siz. Ne yapıyorsun? Ne olmuş? Birey ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bir dinle ne olacak? Şans ver. Buyurun hiç ayakkabılarınızı çıkartmaya gerek yok. Temizlikçi gelecek zaten. Yanım. Siz buyurun. Buyurun Merih Bey. Temizlikçi gelecekmiş. Toparla, toparla. Toparla. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Buyurun, buyurun. Şöyle geçin. Kusura bakmayın ortalığın dağınıklığı için. Yani işte zamane çocukları. Sudenaz, bak dağıtıyorsun böyle ortalığı. Ondan sonra da biz burada misafirimize mahcup oluyoruz. Olur mu canım öyle şey? Sıkıntı yok Samet Bey. Sıkıntı yok. Rahat olun lütfen. Siz de Filiz olmalısınız değil mi? Ben önden bir brief vermiştim de. Ne vermiş? Seceremizi falan döktü herhalde. Al bakalım. Gereksiz zahmet etmişsiniz Figen Hanım. Kusura bakmayın. Benim kız çocuklarına zaafım var da çok keyifli aldım. Teyze çok güzel. Lütfen bende kalsın. Tamam. Senin olacak zaten. Çok güzelmiş. Güle güle kullan ama önce teşekkür et. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abla sen Sude'yi odaya götürsene. Orada oynasın oyuncağıyla. Sudenaz hadi kızım biz içeride oynayalım. Hadi, hadi. Bir de çay koy sonra. Misafirimize bir çay ikram edelim yani biz de. Hiç zahmet etmeyin lütfen. Zaten fazla oturmayacağım. Yani izninizle Zeynep'le biraz konuşsam yeter. Tabii canım. Buyurun. Yalnız. Mümkünse. Ha. Anladım. Benim zaten bahçede bir ufak işim vardı. Onu halledeyim ben de o arada. Nihayet seninle tanışabildiğimize çok sevindim Zeynep'ciğim. Aslında ben seni Merih bana gelmeden daha öncesinden tanıyorum. Nereden? Mahkemedeki duruşun beni çok etkiledi. Hikayeni merak ettim. Araştırdım. Ben de kabaca anlattım. Anladığım kadarıyla Merih size projemi getirmiş. Ama ben kendisine böyle bir şey yapmak istemediğimi söylemiştim. İlgilenirler mi bilmiyorum dedin. Ben de şansımı denedim. Sonrası benim için de hızlı oldu. Figen Hanım hemen tanışmak istedi. Tam da bundan korktuğum için Merih'in tek başına seni ikna etmesi kolay olmayabilir. Bakın Figen Hanım, ben projeme güveniyorum. Arkasında da dururum ama böyle sizi buraya getirecek, ailemi araştıracak kadar falan büyük bir buluş değil yani sonuçta. Gerçekten siz ne için geldiniz buraya kadar? Netsin. Çok severim. Doğru tahmin. Buraya gelme sebebim bu değil. Aslında ikimizin de birbirimize çok yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ortak bir amacımız var. Nedir? Köksal'larla barışmak. Bayağı kan davalı gibisiniz. Dediğim gibi, meseleleri babamlaydı. Ben de babama söz geçiremezdim.
Ama bir süre önce babam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben de bilmediğim, anlamadığım bir savaşın içinde olmak istemiyorum şimdi. Yani anlıyorum sizi ama ben size barış elçisi olamam ki. Köksal'lar şu an benim yüzümü bile görmek istemiyor. Yoksa Meriç size bunları anlatmadı mı? Anlattı. Ben her şeyi biliyorum. Tam da bu yüzden beni en iyi senin anlayabileceğini düşünüyorum. Kusura bakmayın ama kabul edemem. Bakın, Köksal'lar sizinle çalıştığımı öğrenirse bir daha asla yüzüme bakmaz. Ben küçücük bir ihtimale tutundum. Onu da kaybedemem Figen Hanım. Belki de Hamit Bey'in oğlu da benimle hemfikirdir. Onu kazanırsak ikimiz de kazanmış oluruz belki. Pumpkin bak. Pumpkin? Çok tatlı. Kusura bakmayın ama ben kararımı verdim. Buraya kadar da geldiniz, zahmet ettiniz ama olmaz. Peki, sen bilirsin. Ama unutma, fırsatlar yıldız kayması gibidir. Teşekkür ederim. İhtiyacım olacağını zannetmiyorum. Tahmin etmiştim. Numaram Merih'te var. İkinizi de tanıdığıma çok sevindim. Hoşçakalın. Sizi geçeyim. Hiç de böyle olmadı vallahi. Ya en azından bir çayımızı içseydiniz Figen Hanım. Fikrini değiştirecek olursan bir alo demen yeterli. Der, der, der. Siz hiç merak etmeyin. Ben konuşacağım Figen Hanım. Güle güle. Hiç sesleri, solukları çıkmıyor. Ne yapıyorlar? İşaret diliyle mi konuşuyorlar içeride? Hasbinallah. Ne olur ya? Ne olur o? Gitti Onur, gitti. Çoktan gitti o. Kabul et artık bunu ya. Ay, hala bir ihtimal falan diyorsun. Hem de Onur değil ki sadece mesele. Ya ben insanların başına ne dertler açtım Meri. Şimdi de başlarında bir sürü dert var. Ya bir de bu kripto olayı da eklendi. Hem nereden biliyorsun? Belki de bu kadın tam da olarak bu zayıf anlarından faydalanmak istiyor. Nereden bileceğiz? Aklımız fikrimiz var çok şükür. Ne planladığını anlatsın, dinleyelim. İşimize geliyorsa yaparız. Hem ya doğru söylüyorsa? Ya yıllardır süren düşmanlığı bitirecek kahraman sen olursan? Ya hayat herkese iki defa vermez bu şansı ya. Hayat bana kendin ol dedi Melih, kendin ol dedi. Ben bu dünyadan Zeynep olarak çıkmak istiyorum artık, Melis olarak değil. İyi ya işte bu kadın da sana ikisini birleştirme fırsatı veriyor. Fark et şunu ya, fark et. Koş. Kapan bu odaya. Babanın böğürmesi eşliğinde düşün. Alp'e gitmem lazım. Daha fazla dil dökemeyeceğim sana. Alp'e mi? Hayırdır? Ben yani çağırdım. Bir gideyim anlarız. Baba ne yapıyorsun? İşte telefon ben çaldı. Ben... Susam ya. İşte bu yüzden sana sessiz. Aman Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.